Merhaba sevgili iPhone'da izleyicilerim. Bugün karşınızda dünyada ilk defa kutusunu biz açıyoruz. Evet sevgili dostlar, ilk defa zaten biz onda buraya gelip ünlülerin yanında böyle fotoğraf çekinmiştim. Yani Tarkan benimle fotoğraf çektirmedi. Ben Tarkan'la fotoğraf çektirdim. Aradaki uçurumun farkındasınız ya. Evet arkadaşlar, bugün size ne açayım? iPhone 11 Pro Max mı açayım? iPhone 11 Pro mu açayım? Yoksa iPhone 11 mi açayım? Biraz da globale kalsın değil mi isterseniz? Ama gelin sizlere burada en iyisini, en büyüğünü, en pahalısını açalım. Çünkü biliyorsunuz bu. En pahalısını açmak marifet çünkü. Gördüğünüz gibi kutuda çok fazla değişen bir şey olmamış. Bildiğimiz Apple'ın tasarımı. Kabarık bir iPhone var. Arkasında özellikleri, kapasitesini yazmışlar. Buradan jelatinli fırlatıyorum. Değişik bir şey yok. Kutusunu açtığımız zaman bak, kutunun içinde göçük kısım yapmışlar. Kamerayı korusun diye. Enteresan. Ve telefon sırt üstü çıkıyor. Yüz üstü değil, sırt üstü. Enteresan. Güzel olmuş. Ve film arka tarafa gitmiyor. Açalım filmi. Bu uzay grisi olanı gördüğünüz gibi arkasını buzlu camdan yaptılar. Duşun buzlu camından. Güzel olmuş. Yanlarda paslanmaz çelik bu. Gerçekten paslanmaz çelik. Samsung gibi paslanmaz çelik deyip de sonradan affedersiniz esasında alüminyumdu gibi bir durum yok. Gerçekten paslanmaz çelik ve yan taraf kaygan değil. Çok güzel olmuş. Elinize fırt diye oturuyor. Yani normalde bu yanlarını ince bilmem ne kıvrımlı yapıyorlar. Sabun gibi elinizden fırt diye fırlayıp gidiyor telefon. Bu güzel olmuş. Bu yanları elinize oturuyor ve elinizden kaymıyor. Sanki daha iyi olacak gibi. Bakalım başka kutunun içinde neler var. Tahmin edeceğiniz üzere kağıtlarımız ve çıkartmamız var. Ve evet sevgili izleyiciler, yıllarca bu nerede bu nerede dedik. Nihayet İş işten geçtikten sonra tabii millet artık 45 watt şey koyuyor, hızlı şarj koyuyor. 18 watt hızlı şarjımız geldi. Hayırlı olsun. Onun dışında USB Lightning bağlantılı AirPods ve USB-C Lightning kablomuz. Hepsi burada kutunun içinde karşımıza çıkıyor. Bu cihazın içinde A13 Bionic işlemci var ve A13 Bionic işlemci hem daha hızlı hem de Neural Engine vesaire sayesinde daha az enerji harcıyor. Daha az enerji harcadığı için daha az ısınıyor. Daha az ısındığı için de hem pil ömrünün daha fazla olacağını düşünüyorum hem de uzun süre performans düşmeden devam edecek gibime geliyor. Tabii bunları test etmeden bilemeyiz. Bu şakayla karışık sadece kutu açılış. Çok büyük marifet ya bunun kutusunu ilk açmak. Size göstereyim istedim. Canın isterse herkes kutusunu ilk açabilir. Bununla ilgili kamera karşılaştırmaları, derinlemesine inceleme, birçok video ile karşınızda olmayı düşünüyorum. Şimdilik durumlar böyle. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Birçok testle karşınızda olacağım. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın efendim. Alkışlamayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Evet, kutusunu ilk ben açtım sevgili dostlar. Biliyorsunuz bunun kutusunu açtım. Dur kapama dur. Kılıf var, kılıf. Kılıfımı taktım aletime. İsterseniz bir de kılıf takalım. Şuradan iPhone 11'imize. Gördüğünüz gibi kılıflar şeffaf. Ne olduğunu gösterebilelim diye. Şuradan iPhone 11'imi çekiyorum. Taktım. Ve evet.
Gördüğünüz gibi telefonun şekline bir değişiklik getirmiyor. Gayet güzel olmuş. Tuşlara rahat basılıyor. Beğendim ben. Bir kötü bir yanı yok. Silikon kılıfı sevmeyen, sadece deri kılıf kullanan biri olarak. Bu kılıfı zaten iPhone 10R'de kullanıyordum. Bunlarda da kullanmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Gayet güzel olmuş. Telefonu da koruyacağı için niye düştü, niye kırıldı diye açıkçası merak etmeyeceğim. Çünkü düştüğü zaman kırılmayacak diye hesaplıyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.